bayrak gösteriyorlar. Sondajları. Sondaj demek bayrak dikmek demek. Türkiye geldi Barbaros'la, Yavuz'la buraya sondaj kuyusunu açtığı an ne demek? Oraya bayrağınızı dikmişsiniz demek. Türkiye iki sismik araştırma ve iki sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de aktif faaliyette. Üçüncü sondaj gemisi de yolda. Bölgedeki enerji mücadelesinde Türkiye kararlı adımlar atıyor. Enerji deposu olan sularda sismik araştırma ve sondajın önemi nedir? Aydınlık.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan'la konuştuk. Şimdi ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi diyor ki bu coğrafyada doğalgaz, petrol var. Ne kadar var? 15 trilyon metreküp var. Çıkan yerler var mı? Mısır, Nur ve Zor sahasında çıkardı. Leviathan ve Tamar'da İsrail çıkardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Afrodit'te çıkardı. Dolayısıyla coğrafyada doğalgaz olduğunu biliyoruz. Levant Havzası'nın bu noktada zengin olduğunu biliyoruz. Bu coğrafyanın zengin olduğunu biliyoruz. Şimdi bu zenginlik işte Türkiye'nin toplam 572 yıllık doğalgaz kaynaklarını karşılıyor. Yani sizin buradan bir doğalgaz kaynağı bulduğunuz anda milli geliriniz 10 yılda 2 katına 3 katına çıkacak demektir. Dolayısıyla buradaki pasta çok büyük ve bütün dünya ülkeleri buradaki pastayı kapışmak istiyorlar. Şu an nereden baksanız işte onun üzerinde ülke buraya sondaj gemileriyle ya da bilimsel araştırma adı altında ya da çevrecilik faaliyeti altında gelerek burada fiili durumlar yaratmaya çalışıyorlar. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi şu parsellerde ve Yunanistan'da Libya'nın haklarını gasp ederek burada 15 nolu 20 nolu parsellerde dünya enerji devlerine sondaj ruhsatları vermiş durumda. Enisi var, Total'i var, Shell'i var, Noble Enerji'si var, Delek'i var. Doğu Akdeniz'deki gemi sayısı artarken gündeme gelen bir diğer kavramsa NAVTEX ilanı oldu. NAVTEX bir uluslararası denizcilik bildirim sistemidir. Denizciler denizde yapacakları bir faaliyet öncesi oraya bildirimde bulunurlar, koordinatlarını belirtirler. Derler ki ben bu koordinatlar içerisinde şu tarihlerde mesela diyelim deniz kuvvetleri için fiili atış eğitimleri gerçekleştireceğim ya da şuna benzer tatbikatlar gerçekleştireceğim. Dolayısıyla sivil gemiler ya da yabancı işte savaş gemileri bu bölgeden geçmesin. Bunun 5 mil açığından geçsinler derler ve bir bildirimde bulunurlar. Bu da tabii artık bir diplomasinin yöntemi oldu. Yani mesela diyelim siz gidip Güney Kıbrıs'ın hak iddiayı yerde ettiği yerde bir NAVTEX ilanında bulunduğunuz zaman mesela biz burada gelip işte 10. parselle vesaire kendi parsellerimizde NAVTEX ilanında bulunduğumuzda diyoruz ki burası bizim alanımız. Oraya yabancı gemilerin gelmesini engelliyoruz. Dolayısıyla oradaki bir sondaj faaliyetiyle birlikte vurguna, çalmaya, hırsızlığa müsaade etmemiş oluyoruz. Evet, Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman, Ege Denizi'ne baktığımız zaman büyük mücadeleler ve çekişmeleri görüyoruz. Karadeniz'de zaten münhasır ekonomik bölge sınırımızı ilan ettik ve bir sorun şimdilik orada gözükmüyor. Yok, evet. Toplamda kullandığımız ve Amiral Cem Gürdeniz'in de isim babası olduğu bir kavram var, Mavi Vatan. Son olarak onu soralım. Neden Mavi Vatan? Bir kere Mavi Vatan dediğiniz kavram işte burada gözüküyor sınırlarımız, Mavi Vatanımız. 462 bin kilometrekarelik bir alan. Her şeyden önce insanlık artık karadaki kaynaklarını tüketti. Karada doğalgaz, petrol ya da diğer madeni zenginlikler kalmadı. Ciddi şekilde yiyecek stoklarınız var. Deniz küresel bir ağ. İnternet gibi düşünebilirsiniz. Yani bu ağ üzerinden bütün dünyaya bağlanabiliyorsunuz. Dünya ticaretinin %85-90'ı denizler üzerinden yapılıyor. Bakın burada mesela Rusya'nın ticaretinin %60'ı buradan geçiyor. Sizin ticaretinizin %90'ı buradan geçiyor. Dolayısıyla bu küresel ağın güvenliği çok önemli. Bugün eğer deniz ticareti yollarına yönelik saldırılar artarsa bugün insanlığın yarısı açlıktan yarısı soğuktan ölür. Çünkü doğalgazı oraya götürüyorsunuz. Yiyecekleri öyle götürüyorsunuz. Dolayısıyla Mavi Vatan'da güvenliği sağlamak sizin hem insanlığa olan katkınız bakımından hem ülke ekonomisine olan katkınız bakımından çok önemli. Dolayısıyla denize çıkan milletlerin medeniyetlerle daha iyi ilişkiler kurduğu, daha hızlı zenginleştiği, daha refah müreffeh bir toplum kurabildiklerini görüyorsunuz. Bu bakımdan denizcileşmek çok önemli. Yani soframızda yediğimiz balıktan işte bu kürek faaliyetlerine, ne bileyim yelkencilik faaliyetlerine, deniz sporlarına verdiğimiz öneme kadar, burada yaptığınız doğalgaz sondaj faaliyetlerine kadar her yönümüzde denizcileşmemiz gerekiyor.